Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP grubu adına yaptığı konuşmada adaletin içinde bulunduğu duruma, FETÖ-AKP ilişkilerine, başkanlık sistemine, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan hukuksuz operasyona, 15 Temmuz darbe girişimine ve o haldeki hukuksuzluklara değindi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, anayasaya aykırı uygulamalar, evrensel hakların ihlali, yaşanan hukuksuzluklar, haksızlıklar, adaletsizlikler nedeniyle Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ hakkında verilen gen soru üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bizim için çok önemli iki hususu vurgulamak istiyorum. İlki Sayın Bülent Tezcan'a yapılan silahlı saldırı. Şiddetle ve nefretle bu kürsüden de kınıyoruz. OHAL döneminde bireysel silahlanmayı kolaylaştırıcı tedbirler alıyorsunuz. Oysa Sayın Adalet Bakanı, adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri kesinlikle yoktur. İkincisi Cumhuriyet Gazetesi. Sizleri tebrik ediyorum. Siz Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri derken FETÖ diyen ve FETÖ ile mücadele eden Sayın Hikmet Çetinkaya'yı OHAL sürecinde gözaltına aldırdınız. Evet, Hikmet Çetinkaya'nın Fethullah Gülen'in 40 yıllık serüveni adlı kitabı, ki bu serüvenin önemli bir bölümünde siz de aynı menzile birlikte yürüdünüz. OHAL devlete karşı ilan edilmişti dediniz. Oysa görüyoruz ki OHAL devletle birlikte gazetecilere, akademisyenlere, demokrasiye ve özgürlüklere karşı da ilan edilmiş. Değerli milletvekilleri, 24 Temmuz Taksim manifestomuzda da vurguladığımız gibi 15 Temmuz darbe girişimi parlamenter demokrasimize karşı gerçekleştirilmiştir. Peki 15 Temmuz neden yaşandı? 14 yıldır istikrar adı altında tek başına yönetiyorsunuz. Ülkemizi demokratikleştirmek için çok önemli olan adımları atmadınız. Bunlardan iki tanesi siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu. 12 Eylül darbe hukukunu tahkim ettiniz. Özellikle son yaptığınız düzenleme ile üniversitelerde rektörlük seçimlerini kaldırırken bizi 1981'e, yani Kenan Evren dönemine geri götürdünüz. Bakın, eğer bir siyasi parti 550 milletvekili adayının tamamını birkaç kişinin iki dudağı arasında belirliyorsa ve bunu millete sunuyorsa, milli iradeden bahsetmesi büyük bir çelişki ve istismardır. Bir anayasasızlık ve hukuksuzluk süreci yaşattınız. Anayasanın başlangıç kısmının 5. paragrafında laiklik ilkesi gereğince kutsal din duygularının devlet ve politika işlerine kesinlikle karıştırılamayacağı yazılı olduğu halde siz camiye, kışlaya, adliyeye siyaseti soktunuz. Ve sonuç olarak ülkemizi yarı otoriter melez demokrasi sınıfına soktunuz.